Evet arkadaşlar, halıyı bu şekilde sanki lokantada kullanır gibi kullanıyor insanlar. Şuraya bakın ya. Bundan sonra bir tane nokta lekesi çıkmasa derler ki benim halımın lekesi çıkmadı. İşte bizim de en zor meslek bu. Buyurun bakın. Püsküllü halı. Otomatik makine püsküllerini kaldırmamasın diye her şeyi yapıyoruz ama ister istemez kaldırıyor. Ha da kaldırdı. Bak kaldırdı. Hani diyorlar ya, benim halım küçük halı, küçük halı, büyük halı değil. Büyük değil. Büyük halı olsa daha kolay. Küçük halı böyle zor işte bak. Ha kaldırdı. Püsküllerini. Kaldırdı. Şimdi ileri verelim. Fırçaları hafif yukarı kaldıracağız. Püsküllü halı daha zor. Emin olun yani. Bak ha. Büyük olsa bir türlü makineden geçirebiliyorsun ama küçük olduğu için kolay geçmiyor. Yavaşlatalım. Şimdi indirelim. Şimdi bunu anlatamıyoruz biz müşterilere. Bak yine kaldı. Ha, püsküllü halı hala geçecek. Bir tane nokta çıkmasa bundan sonra halımı güzel yıkamamışlar. Nasıl yıkayayım ben şimdi bu halıyı? Küçücük halı. Her yeri püskül. Fırçayı bastırsam fırça kaldırıyor. Ha, paletin hızına bakın. Yemin olsun şu 1,5 metreyi yıkayana kadar 6 metre yıkamıştım. Daha bir püsküllü daha. Al. Şuraya bak. Fırçaya bir dolaşsa var ya püsküller yandık. Bakın kaç dakikadır hala yıkayacak. Milim milim gidecek de yıkacak. Bu işin zor yanı bu. Yani lokanta halısı gibi aynı. Ya tamam, insanları kınamıyoruz. Halılar kirlenmese vermezler ama yani bu tip model halılarda, yolluklarda tek tük leke çıkmayabiliyor. Çıkmadığı zaman da güzel yıkanmamış dendiği zaman bizim hakkımıza girilmiş oluyor. Herkesin evinde küçük çocuk var. Katılıyorum. Şu halıyı geçirene kadar canına baş oldum ha. Bu arada küçücük bir şey. Lastik halı, küçük yolluk, bunlar emin olun en zor yıkanan halı cinsleri. Fırça kaldıracak diye aklımız gidiyor. Bastıramıyorum. Bastırsam
pat diye kaldıracak. Geçtim Ayşegül. Gördünüz. Diye bakın ya. Yani bu halı bu hale gelene kadar kimse düşünmez. Ama 3 kuruş para verdim mi halıcı güzel yıkamadı. Beş dakika oldu. 2,5 metre yolu makineden geçireceğim diye. Daha da var.